Sokrates'ten herkese merhaba. Orta Doğu ve Balkanların en çok futbol konuşulan podcast ve Sokrates Club programında Sokrates FC'de yepyeni bir dekorla karşınızdayız. Çünkü Evet. 2023'ü devirdik, 2024'e girdik. Bu program çekildiğinde hala 2023'teyiz belki ama yayınlandığında yepyeni bir 2024'te yıl, olacağız. yepyeni umutlar ve Nasıl bir öngörü futbola dair yepyeni düşünceler sizlerle birlikte be? Ve olacak. Hoş geldiniz hayatı. arkadaşlar. Hasan Altınordu, İlhan Özgen, Burak Balaban ve ben İlhan Özdemir. Hoş geldiniz. Selam İnancığım. Hoş bulduk. Biraz gergin hissediyor musun kendini? Evet. Bütün ofis burada. Ya ben burada çekim yapılmaya başladığından beri kendi içimde söyleniyorum. Ulan dergiyi ne hale getirdiniz? Demir kolu kim getirdi? Ofisin içinde çekim mi olur falan diyordum. Hayır, demir kolu problemim yok. Sevdiğimiz bir abimiz. Ama ofisin ortasında çekim olmaz diye hep düşünüyordum. Bir anda kendimi burada buldum. Burada 2023 atağına nefret objesi olmayı getirdi. Şu evet. anda diğer Şu an arkadaşlar. burada çalışmaya çalışan herkesten özür dilerim. Yeterince uzun Evet. yaşarsan atan, hoşlanmadığın bir şeye dönüşürsün. Bir şey söyleyeceğim. İyidir Şöyle bir daha iyi. şey var hayatımda. Hoşlanmadığım bir sürü şeye maruz kalıyorum. Herkes gibi. Özellikle de bu ülkede yaşayan herkes gibi. Ve bunların hiçbir yaptırımı, hiçbir sonucu, hiçbir düzelme umudu olmadıkça artık böyle 35 yaşından itibaren ben de ya bundan sonra ben de yapacağım dediğim şeyler oluyor artık. Ben bir tanesini biliyorum ama söylemeyeceğim. Tamam. Yani ben de söylemek istemem. Çünkü hepsinin arkasında değilim. Ama 2025 ben, Almanak programında. Ben de bazı konularda bir enayi ben miyim kardeşim diyorum. Benzer Ata Lokantası'nın bir 2024 adımını biliyorum ama şu an Söylemeyeceğim. söylemediği sürece söylemeyeceğim. Acayip bir Biz adım geliyor hiçbir çünkü. şey söylemeyeceğiz gibi bu bölümde. Aynen. Öyle bir girdik ki. Ama Atay'ın şey girişini güzel yaptı. Ben de yani buranın sabahtan beri o iç çekişmeyi yaşıyordum. Sen benden önce davrandın Atay. Konuşmamıştık bunu ama. Hani burada program çekilmesinin çok doğru bir konsept olmadığını düşünerek biraz vicdan azabıyla buraya oturmuştum. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey Hafif yok. bir yankı. Aynen ve burada şu anda spor gündemini Şey de tartışacağız. Ben zor gayet olmadı ya. memnunum. Dergi sonu, mergi sonu, dergi çıkarken falan bir anda burada çekim. Hadi orada Doğru. sessizlik, şu Anlatmıştın değil bu. mi tuvalet anını? Şurada can çekiştik. Evet. Anlattın mı Hangi günümüzdü? podcast'te? Yani Demir Kol'un programı burada Evet. çekilirken. Yok yok. İşte hangi konu kimdi acaba? Hatırlayamadım da onu. Konuyu ben de hatırlamıyorum. Ata Ama Demirer falan olabilir mi? öyle, Evet olabilir. öyle biriydi. Aa Atan'ın evet. Az Ata kalsın. Demirer herkes buradayken. Bu Ata tekmiş burada. Gülse Birsel falan mıydı ki bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir de Talihsiz o ya. geç çekilmiş. Bir de sonra şey demişlerdi. Çıksaydın gitseydin oğlum falan demişlerdi. Dünya başıma Patlamak üzereydi yıkılmıştı. orada. Bu arada ne tartışacağız onu da söyleyelim efendim. Evet. 2023'ün spor anlarını biraz konuşacağız. Kendi hayatımıza dair 2023'ten konuşmalarımız olacak. Bunun yanında 2024'e dair beklentilerimizi de sıralayacağız. Ki 2023'ün sonunda Tan sen de bir Game Boy aldın kendine. Senin için hayatında değişen bir şey oldu. Benim hayatımda belki çok şey değişmeyecek ama senin hayatında çok şey değişebilir. Benim Oo, aldığım, burada NBA getirdiğim tarihine. Niye Game Boy ile birlikte. Şu anda bir tek oyunum var. Bunu dün aldım. Nedir oyun? Ve şöyle kameralara doğru tutsam hangi ona mı tutayım? NBA All Star Challenge 2. 2 derken kaç yılında o şey olduğunu söyledim. 92. Ha bunun birincisi 92 nerededir? yapımı bir oyun. Pek çok NBA yıldızına birebir maç yaptırabildiğim, Peki Slam kimler Dunk mesela? Contest yaptırabilir bildiğim, işte Larry Bird, Michael Jordan, Karl Malone, Charles Barkley gibi birçok Devam isim. mesela. Dörde geldik. Devam. Devam Halka mal edebilirim. Şu olmuş. Magic Johnson yok. Aslında öyle de bir yıldız var. Ama artık Ben bilmiyorum, niye o buradayım? yıllarda telif meseleleri de yok. İstersen buradan tüm listeyi okuyabilirim. Yo demin çok Ama güzel sayıyordun. İşte Rex açıp Chapman'lar, Aynen. Brad Daugherty'ler, Evet, Derek Coleman'lar. Çok başka bir yere saymaya götürdü devam bizi. edebilirim. Hatta işte buraya konulmayanları da sayabilirim. Magic Fakat Johnson HIV'li sezon değil mi? Ondan yoktur ha. olabilir. Malum. Fakat yani bu oyunu biraz daha oynarsam bir gündür oynuyorum. Ve 3, 4, 5, 6, 7 Zannediyorum gelirse yani 2 yetmez de onların gelebilir. da gelmesi lazım. Gelebilir. Kaan Kural'la inanın kaydırman Hakikaten için. evet. Bak Kaan abi erken davrandı. Kendine bir alternatif kariyer inşa etti. E-spor, Espor. me-spor iyi oradan yürür. Sen ne yapacaksın? Bisikletle hayat geçmez inanın. Yani tamam güzel basketbolun yanına ama mesela sen bu bisiklet severliğinle, bisiklet bilginle almadın o geçen haftaki ödülü. Evet doğru diyorsun. Doğru. Seni götürmez. O yüzden bir şeyler düşün. Ki söyledim. İsterse orada da seni bitirebilir. O Fransızcaya geri dönüp 35 yaşındayım demeyi de öğrenirse İkinci orada da bir. yanarsın. Şu anda Atan şeydi. 13 Trezan'da. yaşında. Aynen Atan hala Evet. 13 yaşında Evet. Fransızca'da.
Bir de oturduğu yeri söyleyebilir. O da değişti gerçi. İstanbul diye. Adres de değişti. Yok canım, o ben zaten onu bize şey diye öğretmişlerdi. Jabita Etiler. Ama fikir yürüttüm, dedim Jabita Sarıyer. Allah Allah. Sonra dili öğrenmek böyle bir şey abi. Esprisiyle, kültürüyle bir şey bilmek yaşıyor. Ama daha önce ben de size belki anlatmışımdır. Ben öyle bir kütüphanede, bizim Kartal'da Halil İnalcı Kütüphanesi'nde bir adamla tanışmıştım. Çok büyük bir abimizdi benden. Yani 80 yaşında falandı. İşte o zaman da bana şey dedi, ben 1940'larda Fransızca eğitim aldım falan dedi. Ben dedim ki işte ben de şu anda Fransızca okuyorum falan. Abi adam bana dedi ki saat kaç? Nasıl soruluyor Fransızca'da? Unuttum o anda, böyle basiretim bağlandı. Rezil oldum herif. Herif 80 sene önce okuduğu Fransızca'dan bana şey yaptı. O abi duayen bir adam belli ki. Hani dönüp arkadaş muhabbetinde eğitim sistemine de vurmuş olabilir. Yani saati sordum ve söyleyemedi. Şimdiki gençler. O da bu Marquez kitabı sorması vardır ya, bir de o versiyonun. Onun gibi. Sen öyle maruz sen kalmıştın biliyorum. Kim sormuştu? Burak isim ne? Veremez ama birine maruz kaldı. İzmir'de. İzmir'de bir sınava tanıştı. Aynen öyle bir soru sormuştu. Zordur sınavlar. Ben de sağımda bir ödüllü gazeteci, solumda ödüllü yorumcu otururken dedim ki artık benim de ödül almam lazım. Ben gazetecilik konusunda bir girişimde bulundum ve bir olayı aydınlattım. Hazır mısın Ata? Hazır mısın? Yasemin'in penceresi. Joy'in kafasına attığın çikolatayı. Araştırdın ya bunu. Araştırdım. O eyalete gittim. Riskli olmasına rağmen. Doğru. Ve bu çikolatayı buldum. Joy'i bulamadım ama. Her şeyi yazdım. Engin Joy, Google Joy, yeteneği. Hapiste falandır ya. Öyle mi diyorsun? Büyük ihtimalle öyledir. Ön yargılı geldi bana. Sert oldu. Görsen tanır mısın peki Joy'i? Baba çok ben öncelikle şunu söylemek isterim. Ama Chua Casemiro gibi bir şey. Yani, Ege denemiş onu sağ olsun. Birleştirmiş ama. Müthiş bir tweetli. Harika. Ne Chua Meni'ye, ne Casemiro'ya, ne Camavinga'ya benzemiyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bak ten rengi tutmuyor. Ama ben orada nasıl artık böyle kelimeleri kullanırken korkuyorum falan. Orada şey yapamadım. Tasvir edemedim. Aslında biraz daha melezimsi bir karakter. Sen empresyonist bir. Onu da aydınlatalım. Birçok insan Kolombiyalı sanan var, Portorikolu sanan var. O Amerikalı bir serseriydi. Badass. Öyle biriydi. Öyle ama ben seni nasıl ödül alacağın alanı söyleyeyim mi sana? Hayda. Eyyan mı? Hayır. Oh. İlhan Özgen bugün disipliniyle benim gözlerimi kamaştırdı. Disiplin bugün, ödülü hemen böyle bir TSE'de. Hayır, gerçek gazetecilik önce işe saygıyla anladım başlar. Duayenliğin birinci adımıdır bu. Bugün iki podcast üst üste çekildi. Ve benim olmadığım Sokrates'in düzenli rutin giden mutfak akışındaki bölüm. Aynen öyle. Bir de yılbaşı özel bölüm. İlhan Özgen. Soyundu orada, evet. Evet, soyundu. Mahsun Kırmızıgül'ün Sevdalıyım klibindeki gibi 75 gömlek değiştirip buraya bu yani müthiş takımıyla geldi. Ben bu disiplini kutluyorum. Hiç kimse ödül vermezse ben ödül alanlar konuşur. Biz bu adamdan öğrendik. Ben aynı kıyafete devam ediyorum. Burak da galiba. Ben de bir kazak çıkarımı yaptım. Yani ufak bir dokunuş planladım. O güzel bir dokunuş. Aynen ufak. Ama aynı renk olması tabii beni yani çok güçlü kılmadı bu dönüşüm. Bir popstarda bir gurbetçi çocuk vardı. İki şarkı arasında tıraş oldu diye taktı. Oo. Şeye bak. Askeri her şey. İşte saygı olur. Çavuş kızı. İşin ama nedir ya? Popstar'da Selçuk Yapar vardı baba. Türk halkını. Abi, annem izliyordu. Ben de oradan şeydim yani öyle oturup da fanatizm yani. Mesela Barış da Pınar hangisindeydi? Serkül hangisindeydi? Onlar yok bende. Serkül engelli bir kardeşim. Bayhan bir şeyler var. Barış benim favorim. Bayhan orijinalinde miydi? Barış nasıl favorin olabilir ya? Barış yapma bir karakterdi. Katılıyorum. Böyle ev hanımlarının kalbini çalacak. Uzun saçlı. Evet. Ama Barış'ın ilginç bir şeyi vardı abi. Çocukken şok etmişti beni. Burada daha önce belki paylaşmıştımdır da. Bir kere bir şarkı söyledi. Ercan Saatçi dedi ki sen bu şarkıyı nerede söylüyorsun dedi. O da sevgilime söylüyorum evet, dedi. Evet, duşta. Nerede söylüyorsun sevgiline dedi. Duşta dedi. Of. Ben yani Türkiye'de televizyonda çocukken bu duyduğumda dedim ki Sabatini hatırlattı. Ama abi o yıllar Tarkan'ın ölürüm sana klibinde evet, sadomazo ilişkileri evet, falan işlediği yıllar. Ama Barış o yıllar. Oğlum ne klibe bakıyorsun, kızın ağzında top var bilmem ne yani öyle şeyler öyle yıllar.
Buradan size özgür çok yıllar. Alakası olmayan. O tür bir yılbaşı programı aslında. Barış'ın duşta sevgilisinin kulağına seni seviyorum diye şarkı fısıldaması bunun yanında. Orada şu soru da saçma. Nerede söylüyorsun saçma? Sevgilisi yani hani evde de yanında, dışarıda da yanında, sahnede de yanında. Olay olmuştu bu dönem böyle haberlere falan. Zaten o dönemde her şey kurgu olabilir mi peki bu böyle? Bu soru ve bu cevap. Yani bu niye nasıl bir soru? Sevgiline nerede söylüyorsun ne demek yani? Çalışır. Ben de 2023 Best Of'unu yaparken işte herkese sorular sorduk bu hafta. Yani Socrates FC'de böyle bir düzen olsun diye. Çünkü biz aynı zamanda Rival'da da bir tane yapıyoruz. Yani 2023'ün en iyileri yapıyoruz. Ve işte orada farklı alanlardan sorularımız var. 2023 sporunda... Anlatacak mıyız bunu? Evet anlatacağım. Tamam. 2023 sporunda en unutamadığınız ne sorusu sorulduğunda atan Messi'nin Dünya Kupası kazanması. Ve şöyle bir tavırla. Tabii ki Messi'nin kupayı kazanması. Ben onu yazdım. Ve Messi'nin tavırla bunu... Dünya Kupası'nı kazandığı tarih 25 Aralık 2022. Şu almanak sayımıza Sokrates. Yani. Abi bunda şey gibi bir şey olabilir mi? Yani Çin burçları değişti ya falan hani böyle tarihler kaydı. Öyle bir çıkarımla belki son savunabilir. Son 365 günde almış mı abi? Biz bunu çekerken bugün 25 Aralık evet. 2023. Yani denebilir. Denebilir. 25 de değil bu arada. 22 Aralık. Tamam, 18. İlan'la bunu 3 gün önce konuştuk. Ya şöyle 18 ise tutmaz. Babanın dediği gibi yani 2022 almanak sayımıza giren bir konu senin için 2023 sporun en unutulmaz anı oldu. Oğlum biz o sayıyı çıkarmadık ki dergi kapandı. Eyvah. İyice karıştı. Basılmış işte. Abi bu gerçek. Şaka değil bu sayı. Sen bu senin tasında yaptın. Aynen. Bu sayı bir bakalım. Bu dergi ne zaman kapandı? Derginin kapanması seçecek hata. İsmini arıyorum. Atan yazı işlerinde ismin var. Fasih. Çıkardık mı bizim sayıyı? Peki tamam. Senin için hala geçerli mi yani? Hala Messi'nin etkisinde misin? 370 gün oldu. Değil. Türkiye... Kadın voleybol milli takımıyla gurur duyduğumuz çok sayıda andan bir tanesi. Bu yılın da en önemli i̇şte spor. Türkiye'ye dair en böyle benimsediğim, benim de paylaştığım, herkesle beraber o coşkunun içine katılabildiğim çok az sayıdaki şeyden biri. Gerçekten çok sevdiğim bir takım. Böyle onun başarısı herhalde. Bir anda çok ciddi. Tabii haklı yani. Yok, en büyük başarı olarak ödüllü. Ama daha kişisel başarı da isteyeceğim sizden. Yani mesela İlhan Özgen'e sorduğunda ben dedi ki Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da izlememişiz. Yanlış kesinlikle. Mı? Yani tek başıma izleseydim yazmayabilirdim. Çünkü bizim bir türlü hayata geçmeyen projemize dair o serüvende de çok güzel sportif anlar yaşadım ama o gün maça gitmenin aslında temelinde ne olduğunu yani bunun tamamen takım tutmak veya bir şey için fazla fedakarlık yapmak bir kenara fazlasıyla bir eğlence olduğunu, vakit geçirme olduğunu Atahan'la, Erman'la, Emre'yle, Bağcılar'da kaybolmamızla, Orkun'un servis kullanan adama dünyayı tarif etmesi ve adamın Çağlayan'a çıkınca bundan sonra ben de demesi. Yani ondan sonra bizim Çınar da bulur burayı zaten. Dümdüz gidiyorsun. O bütün bunlarla birlikte muazzam bir spor günüydü. Atağan'cığıma da aynen. Atağan da zaten maç... Mesela herkes döndüğümde şey diyordu. Ya tam da maçına gittin. Çok sıkıcıydı. Ben bir saniye bile sıkılmadım. Aşırı eğlendim. Buğra da bize katıldı. Sonra tabii bizi... terk edip locasına gitti biz yine. Başka bir yerde. Garibanın gibi terörist tribünde izlediniz maçı. Hayır şey yaptı adam çok büyük bir jestle su getirdi bize. Düşünün su bile alamıyoruz. Su ne kadar para verdik? Maç günü kitabımı Atahan'a takdim ettim. 700 lira mı ne verdik? Evet yani? 20 euro muydu neydi o? Yani iğrenç köfteler. Çok çok çirkin. Düşün yani bizi İlan, bile tiksindirdi. Tiksinme konusunda. İlan abim aldı. Geçtim şey, kasaya. Yedirdik. Her şey çok güzel olacaktaki gibi abim ödeyecek. Ha direkt öyle değil mi? Ama dediğin doğru baba. Yani sonuçta orada Inter nasıl oynamış, City nasıl oynamış sana ne yani? Ha, onun orada da bizi etkileyen sahneler, anlar oldu. Futbol açısından da keyif aldık ama genel olarak çok eğlenceli. Kimle hatırlıyorsun baba saha içinden? Ben bir tek Rodri'nin golünü hatırlıyorum. Vallahi Lukaku'nun kaçırdığı golü. Dzeko'yu hatırlıyorum, Onana'yı hatırlıyorum. Brozo. Yani... Brozo. Evet, Brozo. Brozo. Brozo bir de şey... Ben hep Stones'la hatırlıyorum ya. Adını bitiremedim. Dimarco. Dimarco'nun muhteşem futbolunu. Evet, zaten maça damgasını vuruyordu. Değil, gerçekten. Hala da güzeldi o maçta. Işte. Ben de üzüldüm. Ben de Inter bir aradan götürür bu finali. City Şampiyonlar Ligi'ni alamaz diye umut ederken maalesef. Maçtan çok biz gerçekten. De üzüldük senin bu arada seninle olamamamıza. Maçtan önce evet, ben geldim bir yarım saat laf öyle olsa çok... kariyer
evet. spor fanlarına bile girerdi. Ben burada bir tabii bir yani Genco Erkal gibi bir disiplinin olduğu için benim de en kötü günümde bile sahneye çıkıyorum. Ben de o gün burada canlı yayınımız vardı ona geldi. Bekleyen ekipteydiniz o servisi. Hatta biz Bağcılar'da yemek ararken. Evet ben işte Arhan ve Canan Duygu ilk yayını yapacaktık. Arkasından Emre Erman Orkun geleceklerdi. Biz hani onlar gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Bana dediler ki yayını uzat bir yarım saat daha ihtiyaç var ama maça dair konuşacak her şey bitti. İşte orada üstün... Ve Atan da yok yayında. Atan da yok. Atan orada... olsa uzar o yayın. Orada üstün yayıncılık becerisiyle şey sorusu geldi aklıma bir anda. Peki gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi'ne baktınız. Hani bir güç sıralaması yapsanız. Şu an en büyük aday ne? Ya bunu... Bütün her kulübü sordum orada. United, City, Napoli bilmem ne falan. Arhan'la Can da hepsini aldılar. Böyle bir yorumlar falan yaptılar. Bir yarım saatte attık programda. Çok iyi oldu. Burç yorumcusuna falan sorulması lazım. Yani bugünden. Ama Bağcılar'da seninle kaybolmayı da isterdim. Çok isterdim. Ben de çok isterdim. Yani Erman'ın getirdiği o tadellelerle hayata dönüşümüz falan çok iyi. Buracığım senin kişisel olarak en anlatamadığın nedir? Sen de finaldeydin ama bir avını koymuyorsun. Evet. Ya o da güzeldi. Thierry Henry'e böyle bir yakından baktık falan. Hani diyaloğa giremesem de. Güzeldi. Ama stat deneyimi söyleyince İlhan San Siro'ya gitme fırsatı buldum. Nihan sağ olsun. Peşinde bayağı bir dünya gezdim ben de bu sene. Orada bir San Siro deneyimi yaşadım. Her ne kadar yerimize çıkana kadar golü kaçırmış olsak da malum metro ağından dolayı İtalya'da. Yapamamış bir İtalya'ya ulaştığına bakalım. Maalesef. Maalesef. Çok parlak gitmedi o yolculuk ama yine de o deneyim çok güzeldi. Yani tribünleri görmek, bazı tükettikleri bütün ürünlerine yakından tanıklık etmek güzel bir deneyim oldu benim için. Ben de bir gece kafayı kırıp Inter Milan maçına gitmeyi hatırlıyorum ama evet. Düşüyordum. Planladım tabii ama vize alamadık. Vize Haziran'a falan. Hatta öyle. Türkiye'nin en önemli seyahat uzmanlarını Ali Çolak'la böyle bir danışmanımız çıkardınız. Ali'ydi zaten. Aynen. Aynen bir taslak çıkardınız sonra gerçekleşmedi. Sonra onu Floransa'ya gideriz falan dedik o da yalan oldu. Ama sen yine gitmesen de gitmiş gibi anlatabilirsin o sen. Ne olacak Inter Milan? Birkaç seneye oradaydım. Bir gün maçın kahramanını da biliyoruz. Krunić harikaydı falan. Ancak onu statta izleyenler anlayabilir. Sen yine turdaydın. Bu sene gidemedin. Gidemedim. Bu sene sen başka gidemedin. Bir günlük yarışa mı gittin? Sen bir tane bir şey gittin sanki. Ne yaptım ben ya? Düşünüyorum şöyle bir bu sene ne yaptım ne yaptım. Sonra atağın oldu. Yok bu sene maalesef bisiklette istediğim şeyi yapamadık. Başka seneye sebepler oldu. Bu sene dolu, o yüzden dolu. Adaya gittik. Ablamın peşinden Dublin, Londra. Oralarda takıldık. Bu yaz tekrar o açıdan güzel oldu benim için. Ama sportif olarak öyle şey yazılmıyor. Yani sportif olarak böyle düşününce... Yani sonuçta Napoli'nin şampiyonluğu da pek umurumda değildi. Manchester City'nin 5 kupa alması da... Şimdi 5 oldular pek umurumda değildi. Messi'nin Aralık 2022'deki zaferi de zaten pek umurumda değildi. Bu yılda değildi. Herhalde benim için şeydir ya. Mathieu van der Poel falan derim. Yani. Bisiklet derim benim için bu sene. Bisiklette bir kahramanım, çok sevdiğim bir sporcu. Çok büyük yarışlar kazandı. Yani LeBron'un sayı rekorunu da söyleyebilirim ama LeBron'un sayı rekoru kişisel olarak kötü bir döneme denk geldi. Kişisel değil, toplumsal olarak kötü bir döneme geldi. Çünkü hani mikrofondaydık biz Emre Gürkan'la. Depremden 3 gün sonra, 4 gün sonra falan oldu. Ya o yüzden hayatımda yaptığım en gergin yayınlardan biri. Çünkü hani önemli bir şey anlatmaya çalışıyorsun, bir ifade kullanmaya çalışıyorsun ama onu sportif bir mümalağa yapamazsın. Çünkü yaptığın her şey çok anlamsız kalıyor bir noktada. O yüzden biraz böyle bizim için sıkıntılı bir yayındı ama LeBron'un sayı rekoru da unutulmaz bir şeydi tabii ki yani. En azından mikrofonda bir şekilde olmak. App'te sevgili Ceyda'nın yazdığı Van der Poel yazısında önerelim. Bütün bir yılı. İnan sen... Özdemir'in tekeli orada da bitiyor gördüğün gibi. Yavaş yavaş gençler geliyor. Çember daralıyor yani. Baba zaten mesela orada bizim yaptığımız plana bile baktığımda işte mesela Ege Onur, Yeni Phelps'i, Leo Marchand'ı yazdı. İşte Ceyda Akbulut'un Mathieu van der Poel var. Doruk'tan Napoli şampiyonluğu sen istedin. Benden LeBron sayı rekoru gelecek. Ondan sonra mesela Max Verstappen, Serhan Acar. Max Verstappen Formula 1'i bitirdi bu sene. Bir şey ekleyeyim mi? Evet Verstappen herhalde 2023'ün bir spor aynen. yıldızını çıkarsak. Küresel umurumuzda olmadı. Evet yani bence de Formula 1 hani bizim gibi takip edenler için sporu bitirdi. Bu ekipte bir motor sporları. Şeyde yok mu? Onun da şimdi adını getiremedim ben de. Bu yeni muhteşem oynayan tenis Senna. Çocuk. Alcaraz. Alcaraz. Onu da yiyecek. Ve izlediğim yani. En... Çok ben bir doğayan gazeteci gibi attım. Bir şey söyleyeyim. Ne yapayım şimdi ben tenis şey miyim? Rol mü yapayım? Şuradan kızda. Bakayım. Ama Gameboy. 7-8 maçını, 7-8 maçını izledim. Olağanüstü keyifle izlenen bir adam. Beni şaşırtan o oldu. Yani bundan not almıştım hatta unutmayalım diye. Alcaraz'ın yani o Djokovic'e indiği final. Ne olursa olsun orada takılır diyorsun ya. O duvara çarpar herkes kim olursa olsun. Onu aşması büyük işti. Onu da garip bir ortamda izlemiştim. Evet. Hint bir abi vardı Djokovic fanı. Pub'da. Garipti. Game Boy'da tenis oyunu var mı? Alacağım. Güzel. Ama o zaman Game Boy'daki bir el bana da oynat şunu çok ya. Oynadım.
Game Boy'daki tenisin hakemi de Mario'dur. Süper Mario. Game Boy'da da mı o vardı? Mikro Junius'ta da o vardı. Vardı. Sevdiğim onda tek hakem diye anlatırsın. Her yere. Tesellimiz bu oldu. Sevdiğim hakem. Burak çok güzel dedi. Favori hakem. Düşsene çocuk yani, Bülent'le Atahan tenis oynuyor ve habire Mario'ya sayıyorlar. Mario kola bıyık. Top içerideydi. Şerefsiz Mario. Sen bir şey söyleyeceksin galiba. Yok. Ha böyle ama... içinde susamadığın gibi geldi de bana. Yani ne 2023'ün spor olaylarından bu kadar. Bu kadar. Yani ciddiyet önemli olan benim için yani buydu. Yani, buradan sana bana söyle senin için en önemli olay ne diye sormayacak mısın? Sordum. Voleybol dedin ama futbolu da alalım sen. Şey değil. O ki hani kişisel adam maça gitmek dedi. Sokrates hepsinin bir parçası olabilir. Bu yılda. Ağlattı. Peki ödül konuşmasını dinleyemedik. Bize teşekkür etti mi acaba? Hayır o. Ama şey anneme ve Öykü'ye teşekkür ettim. Annem çünkü evet. Geçen bir yerde ve anlattı baba. Yine. Bak sen bunu pedagojik açıdan şey yapabilirsin. Garip bir tutum çünkü. Alp Dudağ'ı yapar yani, ya. Yani, annem falan 9-10 yaşında bir NBA kaldırıyordu. Ulan ben düşünüyorum. Hani anne olacağım. Bütün gün 3 tane çocuğu var. İşte anneannem var, babaannem var falan. Oğlum, bir de geceleri... tane ablam var. Başka kardeşin yok ki. Var mı? 2 tane ablam var abi. 2 mi? Aynen 2 tane ablam var. 8 yıl sonra öğrendim. 23 mucizeleriyle geldi. Bir annesi bir de babası var. 3 çocuğuz. Bir de düşün bak. Teyzem bizde, anneannem bizde, babaannem bizde. Beni maça kaldırıyordu gece. Diyordum ki 3.30'da San Antonio maçı var. Ona kaldırıyordu. Nasıl bir adammıştık ya. Ama vizyonlu bir hareket. Yani bir hobisi olsun da. Güzel bir şey hobisi olması. Güç yani. Çok güzel. O yüzden kıymetli siz şey. Çınar güzel. İsterse baba lütfen bir saat kurup şey yapın. Çınar müzik ve spora böyle ilgisi olsun ben uyumam gerekirse. Yani. Ki zaten yani çok yapmıyorum bir şey değil. Bir şey. Çok da uyumayı o da öyle pek değilsin. Uyumuyor. Yani 2 yaşında 3'te uyuyor çocuk. Peki nedir senin için kişisel olarak sporun? Şöyle 2023'te. Yok galiba öyle geldi geçti senin için. Maç söyle bir tane bari ya. Bu sene gerek hani bu işler gerekse hani lokanta dolayısıyla bazı sevdiğim veya sempati duyup da bu sene daha yakından tanıdığım spor kahramanlarıyla hani oturdum, tanıştım, ettim. Ama dediğim gibi en şeyi herhalde burada ben spordan en çok keyif aldığım şey şu anda hayatımın bu aşamasında burada sizinle bu sohbetleri yapmak. Vallahi bunda ciddiyim. Peki Atan 2023 biterken hala futbolu sevdiğini düşünüyor musun? Ya eskisi gibi değil. Bir varoluşsal soru sana. Özellikle Türkiye'de işte şey kavgaya dönüştü. Bunu hep konuşuyoruz ama kendimi tekrarlamak istemiyorum. Zaten şimdi siz muhtemelen bugünkü bölümde derbi de konuşmuşsunuz. Çok uzun uzun bir analiz yaptık. Oyun içi, oyun dışı. Kare. Kare. Çok İlhan Özgen maçı da izlemiş. Çok 90 dakikayı izlemiş. Analizlerle. Ajax Juventus izlemiş. İşte oralara girmek istemiyorum. Ama şey öyle böyle yine de hayata bir heyecan. Katıyor hala hayatın bir parçası. Yani mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçı olması 3 gün önceden beklenen bir şey hala birçok insan için. Benim için de o 90 dakikayla yaşıyorsun birkaç gün. Ve haftada birkaç tane maçı izlemek için programını ayarlıyorsun. Yeter diyorsun sen. Yeter. Yani benim gibi takım tutmadan hiç ilgin olmadan takım tutma işine. Niye? Futbolu ben izlemek. Premier Lig'de takım falan tutmuyorum. Bir tek Premier Lig'de takım tutma şekillerine de çok Luton büyük oranda uyuz olduğum için en uyuz o hafta en uyuz olduğum kimse onların kaybetmesini istiyorum yani o kadar. Kim şöyle bir nevi? Abi şu an Liverpool'lular bana genel olarak daha itici geliyor. Şu ara. Mesela bu ara Liverpool maçlarında inşallah Liverpool yenilir diye izliyorum. Ama 2 sene önce baksan Liverpool şampiyon olsun diye izliyordum. Ama bu sene birazcık Arsenal'a sempatim daha fazla. Çünkü baştan sahiplendim. Geçen sezonun yarısından bu yana hani bu takım yürür gibi bir düşüncem birkaç oldu. Birkaç kez sordun sokmaya seçtim. Neyse orada takım tutmamama rağmen takip ediyorum. Ya Premier Ligi bu sene geçmişe oranla çok daha fazla takip ediyorum. İlhan Özgen 2023'ü Avrupa futbolunda bir kriz yılı olarak tanımladı. Dedi ki Avrupa futbolunun da artık değişme ihtiyacı var. Özellikle bu sezon itibariyle yani iki farklı sezonu oluyor ama bu sezonun başlangıcı itibariyle bir yenilenmeye ihtiyaç var diyorsun. Yani daha fazla Leverkusen'e ihtiyaç var. Diyorsun. Süper Ligi projesini destekliyorum diye açıklama yapmasın abi. Doğru bir karar. Genel olarak şeyi diyorum ben yani bir boşluk var. Böyle çok güçlü eşleştiğinde bunu elemen imkansız diyebileceğim bir takım yok şu anda form durumu itibariyle. Eski Bayern gibi diyorsun. Onun için bir sürpriz şampiyon. Geçen sene Inter'in
ucuna gelip de yapamadığı bir şey bu sene daha rahat görebiliriz diye düşünüyorum ama belli olmaz. 2024'ten öyle bir beklentim var yani. Bir sürpriz şampiyon. Sosyedad şampiyonluğu bekliyorsun. Soğuta soğuta oyunu. 1-0 1-0. Düşünün, Şampiyonlar Ligi'nde var mı öyle bir aday ya? İşte baba Sosyedad diyor. Inter. Yok, Inter gerçi Şampiyonlar Ligi'ni pek düşünmüyor. Ben olabilir miyim? Geçen sene ikinci turlar çekildiğinde Inter'in böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdik. Yani. Hoca gidiyor diye bakıyorum. Tabii, tabii. Mesela Napoli deyince de siz aklıma geldi. Aslında 2023'ün takımı değil ya. 2022 gözünün takımı gibi. Doğru. 2023'te şampiyon oldu ama hiç top oynamadı abi. Bir tane birlikte izlediğimiz benim de ha, bu yıl en keyif aldığım evet. Juventus 5-1. Doğru, doğru. Onun dışında hep rakibin çözdü, rakibin önlem aldı, rakibin tıkadı. Napoli. Zaten orada da kaybetse tabii, bayağı doğru. Yokuş aşağı gidebilecek falan bir sezona kaç gidiyorduk. Kaç kaçtı o maç? Rahat kazandı. 4-1 mi? 5-1. 5-1. Orada zaten hani artık bitirdiler şampiyonluğu. Ama senin için de senenin yine yani senenin değil sezonun o zaman. Sezon demek lazım. Yani 2022 güzündeki Napoli keyfi ben çok uzun süredir hiçbir takımdan almadım. Ya bu Leverkusen'i Almanya'yı yakından takip edenler öyle anlatıyor. Ben ara ara maçlarını izlerim. Hani birebir her maçını izlemediğim için öyle söyleyemem ama Napoli'yi de her maç büyük bir şevkle izledik ya çok güzeldi. 2023'e biraz posası kaldı. Ya bir takım. De Napoli'nin altı dolduran çok hikayesi vardı işte. Arjantin şampiyon oldu, Maradona göremedi. Şimdi Napoli işte yani o takım bir oyuncu yüzünden çok sevildiği için böyle daha bir heyecan uyandırdı. Leverkusen'in Klaus Tapmoller yüzünden Leverkusen'in kahramanla ben varız. Baba ben de yani. Leverkusen konusunda şöyle bir durum. Şöyle bir durumda ilerliyor konusunda. Her muhabbette falan geçti şey diyorum ya Leverkusen bu senenin takımı falan. Bir dakika izlemedim daha Leverkusen. İzleyen var mı Leverkusen? Sen izledin mi? İzliyoruz tabii. Ya bir izledim dediğim böyle ben özellikle 5 maç izlemedim de 2-3 maç izledim. Ben şu an Almanya Ligi'nin nerede izlediğimi de unuttum. O yüzden yani birkaç mecrada aynen birkaç mecrada var. Herhangi bir mecra söylesene. Bakın bir şey söyleyeceğim. Küçük bir hani biraz dost istersin. Uyarısı gibi düşünün. Bir eleştiri de olarak düşünmeyin. Bu bir yılbaşı programı. Biraz daha eğlenceli olmalı. Bir anı gelir mi? Kim sallar şuna Leverkusen'i bu sene izledim mi böyle yılbaşı programı mı? Bir anı gelir mi hatta? 2023 ha? Anısı var mı? Yok. Yılbaşı anı. Yok öyle bir şey yok. Bir yılbaşı anısı bak. Aa kesin vardır. Şey bu arada. Olma ihtimali bak. Ben sana şeyi soracaktım. Sen bu sene film izlemeye başladın. Aa doğru. Dün mesela derbi bitince sevgili Ercan abinin yazdığı şeyi ben sana da çok yapıştırdım. Film zamanı. Bu kadar futbol yeter. Şimdi sinema saati. Sinema saati zamanı. Dedim ki hani atağına da yakışır. Ercan abinin cümlesi diye düşünüyorum. Yok ama dün başka bir şey yaptık maçtan sonra. Genco. Rakı içtik. 101. Kıymetli eşi. Eda. Kıymetli eşi tabirine bayılıyorum. Elif ben. En iyi Türkçe müzik klipleri üzerine bir sohbet açıldı. Of. Ve sonraki 3,5 saat böyle geçti. Aldın değil mi programın açılarını? Ne konuşuyoruz ne anlıyoruz. Aynalar, farklı açılar, kim kimin karşısında. Ama sonra, tam öyle bir muhabbet. Sonra nasıl oraya geçildi bilmiyorum. Gecenin sonunda şeyle falan şey dönüyordu ekranda. Shakira işte bir yerde ne o? Ya böyle akustik bir ortam var. Shakira bir yandan şarkı söylüyor, bir yandan göbek atıyor, hiç durmuyor falan. Öyle Shakira öyle yapmıyor mu? Sonra böyle Alejandro Sanz, Iveta Sangalo düeti falan böyle şeylere geçilmiş. Bir kimdi Türkiye'de? Türkiye'deki en iyi klipte. Bir diye bir şey yok. Herkes çok beğendi. İyi kliplerden bahsediyor. Üç tane söyle ama de. Ama sen hemen bir insanlar. Liste çıkarmalısın oradan. Şimdi orada ben bir şeyler söyledim. Dün Genco beni Tarkan olur mu? Ölürüm sana. O da döndü mesela galiba. Evet. Onun da bahsediyor Çelik işte. Çelik çok yapardı öyle Mustafa Sandal'la. Camdan en çok kliplerle geçen. Çelik şeyi olmadı. Çelik hiç dönmedi dün. Ah şey, Sevda öyle bir şeydi miydi ya? Basket falan oynardı. Pilot milot bir şeydi. Ah Sevda mıydı orada? Ne bileyim. Basket yani. Oynadığı sanki başkaydı. Ben sizin kadar hakim değilim. Ama şey dün onun bahsi geçmedi. 90'lardaki o ilk 90'ların başındaki ilk rock grupları var ya. İşte böyle Kramplar bilmem neler falan. Onların böyle kliplerinin bahsini ben geçirdim. Sonra Genco orada beni şov yapmakla suçladı. Hiç yapmaz. İtham etti. Ben de hak verdim izledikten sonra gerçekten buraya girecek klip değil yani az bilinen bir neyi şey söyleme coş. Mesela Kramp lan ne oldu klibi dedim. Hı. Şarkıyı da sevmem bu arada. Niye? Sevmem benlik değil. Sevmiyorum yani. ama klibi o dönem rock için rock müziği şu da... tanımına bayılıyorum. Rock dinlemiyor muyuz biz? Hadi bakalım. Geçen bize Unforgiven verdi. Gördüm yani. Üçü üst üste. Yo yo araba da sen yoktu. He tamam sonra anlatmış şimdi programda. Bunun üçü de mi var ya dedi ondan işte. Niye ondan sonra bir progresif rock listemi açtık yani, abi. Doğru. Neyse yolda bayağı da uzun trafikte. Araya bir İbrahim Erkal sıkıştırdı. Onu inan için açtım ama.
yani. Babam başka şarkı. Hala bir tane klip geçmedi, fark ettin mi sen? Söyledim. İbrahim Tatlıses'in çektiği. Alacağım alacağım. Şakan. Ha yok, o değil. Aynen. Ömer Danış'ın son hiti. Ömer Danış klibi, bak gerçekten hep söylüyorum, o klibi izleyen biri şok olur şu anda yani. Öyle bir kamera açısı ben yok bilmiyorum. Yani. Dün Özlem hiç şeyi izliyordu Netflix'te. Julia Roberts'ın bir filmi gelmiş. Freddy Woman. Yo hayır. Yeni çıkmış. Yeni. İnternetsiz bir şeyler yani işte. Evet, geçen böyle bir merdiven sahnesi vardı gittikleri yazlıkta. Tam dedim bunu İbrahim Tatlıses çekmiş. Çünkü kamera öyle bir geziyordu ki. Zoomlar, geriler. Güneş kaçacak gibi. İnanılmaz. Tam bir İbo hareketi. Orayı izleyin. Sonra kapatabilirsin. Küçük bir şey söyleyebilir miyim konuda? Biraz bağımlı, biraz bağımsız konuda. Tüm dünyada en sevdiğin klibi söyleyeceğim. Gerçekten ortalama 5 izleyişimden 4'ünde falan ağlıyorum da. Gerçekten. Allah. Aha Take On Me. Değil. Hallelujah. The Dears. Kanadalı bir rock grubu. Yani indie rock gibi. Indie'yi sevmesem de The Dears'ı severim. Onların The Death of All the Romance diye bir şarkısı var. Hatta 22, biliyorsun İngilizce'de o rakamlar Türkçe okunur. 22 The Death of All the Romance. Blink 180. O şarkı, onun klibini çok çok severim. Burada. Çok severim. Konulu mu yoksa? Tabii animasyon, birazcık böyle küçücük şey, küçük peluş oyuncaklar falan var. Güzel bir hikaye yazmışlar. Ben çok duygulanırım, ağlarım genelde. Allah Allah. Vallahi. Benim de etkilendiğim ve hiç dinlemediğim bir grubun şarkısı ve klibi olmasına rağmen bir animasyon klipte de ağlamam yani, sadece o döneme göre 99 filandı galiba, vay be demiştik. Hangisi? Korn, Free Konelish. Animasyon. İzlemedim. Çok, yani döneme göre vay be klibi. Benim için aynı o deminki tanımı uyan şeyler. Korn ben de dinlemem ama Korn o zaman. Korn tam öyle zaten. Woodstock'ta da konuşmuştuk Korn'u. Buracığım senin var mı? Türkçe klip söyleyeceğim. Türkçe klip söyleyeceğim. Söyle. Emre Altuğ. Aşkı Kıyamet. Erol Günaydın oynuyor. Eşinin ölümünü şey yapamayan bir adam. Güzel, hatırladın mı klibi? Yani. Çok güzel klip. Erol Günaydın rahmetli. Türkçe değil de benim Allah klip deyince gözümün önüne yine öyle dramlı The Blaze'in teritorisi geldi. Biliyor musun o klibi? Bilmiyorum. Kuzey Afrika, Mağrip. Ya da böyle Fransa, Banliyosu. Aynen tam sinema klibi gibi. Direkt ona gittim. Ama şey de var. O şey duygusu yok orada. Yani daha bir insan ağlamak istiyor. Ama tekzibi gibi yılbaşı. Ben biraz eğlenceli bir şey verin derse orada hemen bir Serdar Ortaç karabiber miydi? Evet. Zeytin. Evet. Hemen teyit geliyor arkadan. Direkt şeyle, kardeş klipler bence. Aynen. Metin Aralat dert değil. Birinde yoğurt, birinde zeytin. Aa, ben onun klibini hatırlamıyorum, o dert değil. Ki bence bir numara 90'lar. Hatırladım. Yoğurt yemeği izlemedim. Göbekten yoğurt kesin yiyorsun. Kesin izlemişimdir de şu an canlanmadı gözümde. Acaba kulaklarımda canlı ne benim. Yani bir zamanların çok cesur klipleriydi bunlar. Şeye kadar. Sonra Eyşan Özsim'le psikolojik öyle bir şey yapmıştı. Eyşan Özsim'le evet, çekti. Psikolog mu? Öyle hatta bir, şarkıyı öyle hatırlamıyorum şey. Da Eyşan Özsim'i hatırlıyorum. Petek Dinçöz, Fulish, Kazanova ve Nes Sakınağ'a kadar en cüretkar klipler bunlardı. Tarkan ölürüm sana. Ya onda o şey yok. Onda hani. Bengü Elmalı klip benim aklıma. Neyse. Peki baba senin sevdiğin burada sen farklı bir klip ekleyecektin. Şey var, senin adamının çektiği, ben yani o klibi şarkısı zaten en sevdiğim Jefferson Airplane şarkısıdır da klibi vardı bizim Giray'la çok evet Godard'ın House at the Pooneil Corners. Bak bunu da şarkıyı severim ama şeyi Godard ya o, onun bir ilginç New York'ta çatıda bir klibi aynen var, böyle oteldeki insanlar görünüyor. Garip böyle git geli olan tam psikodelik hava. Zaten Godard rolü Amerika'ya gittiğinde evet, baba evet. İşte Made in USA falan o böyle Amerika takıntılı zaten filmler de var. Rolling Stone'a falan da takılıyor işte. Onlarla Sympathy for the Devil falan bir şeyler yapıyor, böyle belgeseller şeyler. Tam böyle ünlünün doğru Amerikalılar onu keşfetmiş falan. Orada rock müzikte de çok içine geçiyor. Çok da dinlemez yani ama Godard da Ata gibi showman olduğu için her yere girmiş yani o dönemlerde. Her yere hangi giriyor. Hangi senedir o? Hangi Fransızcanın rr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 
Birlikte 70'ler long, değil midir? 60'lar, hani 70 başı son albümleri. Tamam. Howzet Puneyo Konus 60'lar sonudur ya. Yanılıyor olabilir. Favori yılbaşı oldu. Programınız var mıydı? Var. Gökmen Özdanak, Telegol Yılbaşı. Abi evet ya. En iyi yılbaşı programı geldi. Güzel geçmiş. Gerçekten. Diyorsunuz. Üç boyutlu gözlük olayını hatırlıyor musun? Gazeteler şimdi, üç boyutlu evet, gözlük evet, vermişti. Evet, kesinlikle hatırlıyorum. Hülya Avşar çıkacak, işte onu takacaksınız falan filan. Show TV'di galiba. Allah Allah. Ben o yılbaşını hiç unutmam. Herkesin üç boyutlu gözlük ben, vardı. Ben hatırlamıyorum. Bizim ve, evde o olmadı. Aynen. Ben onu unutmam. Senin baban televizyonu kapatıp klasik müzik falan dinletiyor. Yok canım, bizde de gayet. Yani şeyi hatırlarım, bir yılbaşında babamla en yakın arkadaşı Erkan abinin
Ben Tarkan'dan daha yakışıklıyım muhabbeti çevirdiğini. Tartışma çıktı mı baba yoksa? Bunun önemli olanı çünkü böyle boktan bir şeyle tartışma çıkması lazım. İkisi de çok sakin. Yani beyefendi adamlar ikisinin tartışmanın konteksti de şu. Hayır ben Tarkan'dan daha yakışıklıyım. İkisinden de beklemem herhalde rakıdan bakıdan böyle. Ya, ikisi de iddia ediyor bunu. Evet ikisi de bunu yani sadece bir kişi değil yani. İkisi de bir kişi deli muamelesi yapmıyor yani diyorum. Hayır bunu söyleyene diğeri deli muamelesi yapıyor. Ama ona rağmen hani ben, o yine de daha yakışıklı tarzı. Ya, falan gibi. Aynı rallide beraber oldukları tabii. Değil mi? Beraber offroad yaptıkları. Evet. Aa bu bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu sene benim sportif hadisem geldi aklıma offroad deyince. Bir ay bir buçuk ay kadar önce telefonum çaldı. Babamın beraber yarıştığı arkadaşlarından hani rakip olarak beraber yarıştı. Saim abi, Erkan abinin de eski ortağıdır şirketinde. Çok selam olsun Saim abi. Saim abiyle ilgili de komik bir hikaye var da uzar şimdi. Anlatacağım yine de. Ya bir saniye tarttı. Uzar zaten diye uzatıyor da önce. Sıra zaten göreceli bir şeydir dedi ve devam. Uzun değil o çok yüzden iyi. Anlatacağım. Saim abi bir gün beni aradı. Ata dedi sana bir teklifim var. Ya dedi yıllarca baban yarıştı. Dedi Türkiye şampiyonası başlıyor önümüzdeki ay. Benim dedi kopilotum olur musun? Gözüne geldi değil mi? Sağ koltuktaki ata. Dedim, güven verir. Sahip abi sen benimle ilgili şu gerçeği biliyor musun? Ama araba kullanmayı bilmiyorum. Ehliyetim yok. İnanmadı. Şaka yapıyorum zannetti falan. Abi ben kopilotluk teklifi aldım. Ne kadar tanıyor Sahip abi seni? İyi tanır. Ha iyi tanır. Şey yola çıktı mı hiç? Arabada bir yere gittiniz hani mi? Senin hayatına bakıp, sana bakıp, yaşayışına bakıp burada ideal bir kopilot mu görmüş? Ya babamın anısına falan hani böyle güzel, olur, güzel bir jest olur diye. Yanında iyi kopilot. Sesli konuşma. Sadece biraz sinirli. Niye oradan gittin? Özellikle mesai saatinde çıkarsa çok sinirli. Bir şey Sayın abiyle ilgili o küçük anekdotu vereceğim. Lütfen. Uzun değil. Şey zamanı. Biz onunla tanışmadık değil mi bu rally röportajlarında yok, falan? Yok tanışmadık. Ranch'le falan bir şey yok, yapmadık. Saim abiyle tanışmadık. Saim abi tabii eski sıklıkta görüşemiyoruz. Uzak kaldık yani böyle 8-9 senedir. Ama Saim abinin muhteşem bir insan olmakla beraber birazcık bana yorucu gelen bir özelliği var. Saim abi bu tam eski solcu derler ya. Hı-hı. Hani o konsepte uygun bir adam. Abi şu bardağı Türk siyasetini 68 kuşağına falan bağlıyor. Konuşurken her konu buna bağlanıyor. İyi niyet tekrar söylüyorum yani çok sev izlemez bu programı da çok sevdiğim bir insan. Abi bir gün şeyi annem işte hastanedeydi o dönem falan. Saim abi de hani biliyorum fosur sigara içen muhtemelen günde 4 paket falan sigara içen bir adam. Saim abi dedim hadi gel dedim sigaraya inelim. Yok dedi ata ben içmiyorum. Dedim yeni mi içtin? Yok dedi içmiyorum. Abi dedim sen bırakmış olamazsın. Ben senin kadar sigara içen bir adam tanımadım. Bırakmadım dedi. Dedim niye içmiyorsun? Bitirdim. Yok dedi şey. Bir 2019'dayız o sıra. 1-1-2021'e kadar içmeyeceğim. Nasıl yani dedim. 1 Ocak 2021'e kadar içmeyeceğim. Abi dedim hani niye? Hani şey öyle dedi ara verdim falan. Abi dedim 1 Ocak 2021'e kadar içmezsen 2 sene var neredeyse. Bir daha da içmezsin. Ben müebbet ya tamam. Benim arkadaşlarım müebbet ya. Abi. Lan bunu nasıl bağladın abi? Bir sene falan görüşmedikten sonra 1 Ocak 2021'de 12-10 geçe çekinmeden Saim abiyi aradım. Hatırladın bunu da. Saim abi ne yapıyorsun dedim. İyi atacağım ama iyi yıllar falan filan. Abi dedim sigara için ne yaptın? Hani böyle söylemiştik. İkinciyi içiyorum şu anda dedi. Dedim hakikaten içmedim. Yok içmemiş abi. O 10 dakikada ikinciyi yakmış. Saim abinin benim dostlarım bağlama sözünü tutar atar. Konuyu bağlamak için bana birini de hatırlattı baba. Yani çikolata fabrikasına giden anı da böyle var şimdi işte. Anlatmak durumunda kaldım aynen. Konu oraya geldi anlattı. Çok. Ben ama atağının kime çektiğini geçen keşfettim sandım. Meğer alakası yokmuş. Sadece o anlık bize özel bir gösteri sunulmuş farkında olunmadan. Amcanın seni arayıp yok amca değil. Bir an dedim atağını bulduk ama değilmiş. Kime çektiğini bulacağız ama. Ama çok güzel bir sportif an. Yani bir Sokrates FC ekibinden ilk kez birine bir co-pilotluk önerilmiş oldu böyle. Evet, o da reddetti. Evet. Yani araba kullanmayı bilseydim belki. Genel olarak da pilotluğuyla öne çıkan bir podcast ekibi değiliz yani. Bakıyorum şöyle yüzlere. Yani ehliyet bir tek bende var düşünün. Seçildi. Yok ben başladım bu arabayı. Öyle ama mi? Üçüncü kez falan kullandım. Aldın mı ehliyet sen? 12 yıl önce aldım ama ha, sen şaibeli de, tamam, bir şekilde tamam. Aldım. Öyle anlattım mi? Anlattım mı size? Hayır.
Lise yatılı okudum. Belletmen denen bir konsept var orada yani. Başka okullarda öğretmenlik yapıyorlar. Lise yatakhanesinde yatılı kalıyorlar. Hani işte durum uygun mu her şey diye ama kontrol ediyorlar. Daha güzel bir isim bulamamış. Belletmen bu. Çok enteresan bir isim. Neyse. Girdik sınava ama yani çok zor durumdayım. Hani kullanılıyor gibi değilim arabayı. Yani araba beni daha çok bir yerlere sürüklüyor gibi bir durum var. Yine de şansımı deneyeceğim. Telefon çaldı. Buğra hoca arıyor. Cumartesi niye arıyor falan. Hafta sonu abimdeyim. Buğra dedi sen bugün ehliyet sınavına gireceksin. Yok hocam dedim benim haftaya sınavım. Öyle demişti bana sürücü kursu. E senin ismin yazıyordu listede. Bir an durdum. Geçme şansım zaten düşük. Ama hoca ise orada. Puanlayan ki o aynı zamanda onu da yapıyormuş adam. Nasıl bir İsviçre çakısıysa. Hocam dedim orada mısınız? Evet. Tamam dedim birkaç saate gelebilirim. Tamam gel gittim. Birkaç kez de stop ettik arabayı. Ama sağ olsun hocam buradan verdi ehliyeti. Ama 12 sene kullanmadım arabayı. Olsun ehliyetim var. Ehliyetim var. Ben de kaptan ehliyetimi böyle aldım. 20 soru vardı. 20'si de bilgiler doğru mu değil mi? Hepsinde doğru işaretliyordun ehliyeti. Ben bir benzerini drone ehliyeti için aldım evet. Bu ne? Sen de bir kaptan ehliyeti. Drone ehliyetim de var bu arada. Kaptan ehliyeti var baba. Güzel. Burada drone ehliyeti var. Lazım olursa. Bilmiyorsanız. Drone çekimi arkadaşlar lazım olursa. CV'ye yazdım buradayız. Ekleyeceğim bu sayede. Gerçekten. Drone ehliyetim var. E-Devlet'ten bir, tam anlattığın gibi sınav vardı 20 soruluk. Derim lazım olur. Öyle bir geldi arkadaşlardan. Ay, nerede peki sınav? Abi E-Devlet'ten giriyordun yapıyordun. Ay, online. Tabii tabii. Ulan, tıklıyorsun. İyi ceza. Ben bunun için İmniyada'ya gittim. Kırklar elinde. Telefondan oturduğun yerden yapabiliyordun. Çok iyi. Peki var. Gerçekten bunu yapabilir misin? Yarın bir organizasyon var drone'la. Abi yani teklife göre değişir yani. Ne önerileceğini tabii bilmek lazım ama. Sen hangi motivasyonla gittin kırklar elinde? Yani bir gün ihtiyacımız olur diye. Yatım atı bir almadın mı kaptandan tatilden? Ehliyeti gösterseydin yok. Kaptanım. Yok. Arasiyet çok kolay der. Arasiyet kullanır da yani. Ama kolay bir şey. Bunları reklam etmeyi sevmez. O yüzden bahsedemiyoruz ama çocukluğunda çok kullanmış. Arasiyet inanılmaz bir adamdır. Her şeyi yapar. Akılan baba. Size son olarak da şeyi soracağım. Yani son olarak da genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum. 2024'ten beklentileriniz var mı mesela? Kişisel hedefler. Ödül alacağım dedi baba. İnşallah. Disipliniyle. Hayır. Ben çikolatadan bekliyorum. Disiplini kabul ettim. Bu gazetecilik. En iyi araştırmacı gazetecilik. Yani. Ben yerinde olimpiyat izlemeyi planlıyorum. Uf. Bu planla alakalı bilet alımı da gerçekleştirdim. Çok iyi. Bir aksilik olmazsa. Benim ya ben de düşünüyorum ama yıldan. Tabii orada en büyük sorun kalacak yer. Benim de yani 2024 hedeflerimden biri buydu ama. Evet. Onu çözdüğün zaman gerisi çok kolay. Problem olabileceğini anlatıyorlar. Aynen gerisi bakalım. Çok kolay. Çünkü ben Fransa'da yaşayan ne kadar arkadaşım varsa sordum onlar. Dedim ki ya işte olimpiyat zamanı oralarda mısınız? Hepsi tabii Airbnb'ye çakıyorlar. O yüzden de 2024 Paris'in en büyük sıkıntısı o. Bakalım. Bir çadır kampı var ama benim bildiğim. Ormanda, Boulogne Ormanı'nda. Woodstock tarzı mı? Hayal ederim evet, yoksa? 2010, evet. 2010 yılında yani biz Interrail'e gittiğimizde 3 euroydu geceliğe. Ve içeride marketi var, kapalı duşları var. Sadece dışarıda yatıyorsun yani kendi çadırını açıyorsun. 3 euroya Paris'te kalınabilecek en iyi şey. Nihan'la da bir danışayım bu konuyu ama. Tabii Nihan'la gidiyorsanız daha zor olabilir ama. Olabilir. Öyle bir macera atılmak istersen var yani. Ben de LeBron körümörü geliyorsa geldiği için yani hocam. İstiyorum. Bir gitmek istiyorum. Çok pahalı bu arada erkek basketbol biletleri. Gördüm. Tam da o sebeple. Bir de Lille'de oynanıyor maçların çoğu erkekte. Onu da gördüm. Paris'te evet, değil. Kadın voleybol aldım ben yarı finale. Güveniyoruz takımımıza çıkacaklar. Maskul soru yaratma. Evet tabii. Evet ama bakalım. İki yarı finale de bir vardı. De Mete'yi aldım. Birini aldım. Dedim ki değiştiririz hangisi. Yani tutmazsa satarız dedik. Operasyonunu yaparız. Mete Gazoz aynı hafta eğer kalırsa. Vatanın favori sporcusu. Olmadığını bakalım. Söyleyelim de ben... Yok ya başka bir sebep şimdi seyirci şey alırsa başka bir geyik var. Siz de verin. Senin ilan Özcan? Yani 2024'e ait değil benim planım aslında. Hani Çınar'ın ya birine bırakılıp ya da biz de seyahat edecek düzene geçip de artık tekrar İtalya'ya gidip gezmek istiyorum. Ben temelli bırakılmak istiyorum. Hayır hayır. İtfaiyeye bırakacak. Babaanneye, anneanneye bırakalım. Lan biraz pişman mısın baba olarak? Yok estağfurullah yani hep söyledim. Benlik bir düzen değil ama oğlumu çok seviyorum. Ama dediğim gibi yani şeye gidemiyoruz. Özlem... Bensiz de olmaz diyor. O da sever yurt dışına gitmeyi. Dediğim gibi tekrar İtalya rotan ne 2024'teki hedef olursa? Pandemi biliyorsun Bologna, Venezia ve Floransa'lık bir 10 günlük, 12 günlük planımızı darma duman etmişti. Onu bir 20-30 günde... Of Salerno dedik. 2024'te Salerno tanıdın kaderi. Düşecek. Salerno düşecek. Yani bu kadar açık anlatılamaz. Ya tezgah yapsak kaldırma bu kadar. Kaldırma abi.
Düştüğü yerden kaldırmamı diyorsun. Görsünler ve motivasyon olsun. Kulüp paketli yani. Evet. Vallahi. Sabahattin'e gelsin bizi kurtarsın. Diyecek bir şey yok. Kulübe bir sistemimiz daha olsun. Bizi evet. Antalya'ya davet etmek için. Venezia Bologna yapacaksın. Dedim ya bakacağım yani artık evet, rota önemli değil. Salerno da olabilir. Çok Napoli de olabilir. Bir yer olmalı artık gitmeliyim. Bu 4 yılda bambaşka bir noktaya getirdi baba. Şu an Sabatini'den daha iyi konuşuyor. Röportaj da verir. Önden bir vatandaşlık tesisleri var onların. Onları da yaptım. Yani vatandaş olmak için değil de. zorluk açısından. Tek bir sorunum var. Bizim drone ehliyeti gibi. Babanı bir anda alıyorum şeye. Benim oğlanı birine bırakmamız lazım. Başka türlü gelemem. Tamam, zorluk açısından. Atanı falan seviyor. Bir gün punduna getirip bırakabilirsin. Bir hafta atanı bırakabilirsin. Yani o seviyeye gelse atağını net bırakırım. İyi bakar eminim. İş de öğretir. Bir altın bilezik olur. Ya yalnız bir 15 gün sonra bambaşka bir çınar görebilirsin. Yani. Yani 180 bin kreşe vereceksin. Öyle kreşler var ama 400 bin falan. Ataya veririm. Hem gazetecilik hem restorancılık. Sigortasını da yaparız. Verme muvaffakatlığı. Eskiden öyle yapılıyordu ya 4 yaşında. Senin atağın öyle bir kişisel hedefin var mı? Restoranda yani atılımlar aslında yapıyorsun. Hayır değil mi? Öyle bir sportif kişisel hedefim falan yok. Ben de artık spor müsabakalarının izleneceği en keyifli yer olarak açık ara evimi görüyorum. Ama Euro 2024'de bilet aldım. Aldım. Vay yani maçta bahane bu arada. Kura'da çıkmadı bana. 2000'iz neler yapıyor? Her gün bir şeyler almış. Sencer'le konuştum hani sağ olsun müsait zamanlarını önce Sencer'e soruyorum ki işi bırakıp gidebileyim falan. Ha ben Sencer'le beraber gittim. Aynen ya ben de öyle kaldım. Sencer'le çakıp sen maç izlemeye gideceksin. Coca-Cola'nın sahipleri gibi düşün. Aynı anda uçağı bilemiyor. Ben de Çınar'ı Sencer'e mi bıraksak ya? Bırak abi. Olabilir. Olacak. Mükemmel büyütür Sencer. Aynen, müzik. Büyütmeyecek. 5 gün bakacak. 5 günde büyütür. Büyür baba. Doğru. Hayatı öğrenir. Çek Cumhuriyeti maçına. Çek ya. Özür dilerim. Çek Cumhuriyeti Çek diyorlarmış. Problem yokmuş. Aynen, yani diyorlar ya. Diyorlar. Çekler rahat bu konuda. Aynen öyle bu. Çek Cumhuriyeti demiyorlar. Biz çok stres yapıyoruz. Çek Republic diyorlar. Diyebilirsin. Ben stres de yapmadım. Düzeltmeye çalıştım. Terledin ama falan. Şey oluyordu mesela dergi zamanı. Çek. Hayır. Pekin demeyeceksiniz. Beijing. O şeyi görüyordum. Pekin çok inanılmaz yanlış bir şey gibi falan oluyor ya. Olarak... Bunlar bana birazcık hani şey geliyor. Hangi şehir aldın biletlerini peki? Hangi şehir aldın? Dortmund mu? Hamburg. Liman şehri. Oradan bir düşüneceğim. İşte hep size bahsettiğim Ulaş. Kiel'de yaşıyor. Hamburg'a yakın bir şehir. Hani onları da görürüz. Başka planlar yaparız. İşte bizim Fatih Demireli ile falan konuştum. Fatih Akın'ı görebilirsin orada. O doğru diyor. Öyle bir takım planlar yaptım turnuvanın sonrası içinde. Peki Euro 2024'de en büyük şansımız ne olacak baba? Tabii iki taraftarımız. Gurbetçilerimiz. Evimizde gibi oynayacağız. Orta Türkiye'nin en büyük şansı olacak. Atanda onlardan biri olacak. Yani. O atmosferi bir anlat bize. Hakikaten evimizde gibi mi oluyor? Söz. Söyleyecek. Söz. Çok güzel gibi hedefmiş bu arada. Ben bu arada Paris 2024'ten tam bir canereler geçişi değil miydi? Ziyade. Çok güzel hedefmiş bu arada deyip diğer bir konuya. Hayır hayır. Paris 2024'ten ziyade bu hedefin daha zevkli olabileceğini düşünmeye başladım geçenlerde. Onu diyorum. Çünkü Almanya'da turnuva izlemek, Almanya'da o tip bir turnuvanın parçası olmak çok zevkli. Olimpiyat biraz daha zor ya. Dağınık, çok fazla evet, etkinlik var, çok fazla şey var. Glastonbury falan gibi şeyler oluyor ya. Çok orada zor oluyor. Bir konser, evet, orada evet. Bir konser aynen. Gitmedim ama biliyorum öyle takip etmenin zor olduğu bir. O yüzden net bir kürasyon yapmak lazım. Şeyi düşündüm ama sonrası Amerika, sonrası Avustralya. 2036'ya kadar tabii, bir daha olimpiyat yok. Şansın yok. Aynen. Dedik deneyelim bakalım. O yüzden bence şey çok güzel, bir asıl güzel hedef bu. Yılınız bence nasıl geçti ister olarak ya onu sormadım. Hiç. O zaman sen ayarla, seninle gidelim iş diyelim. Ep hangisine için baba? Almanya'ya. Rival. Güzel. Diyelim iş için ama yapacak bir şey yok. Yani şey Inter Milan'ı da öyle aynen atmıştım yemi. Yani iş ben için bazen gitmem öyle yalan güzel çekiyorum öyle. Güzel. İş sen için falan diyorum. Aynen yaparız öyle baba. Tamam. Ödül töreninde. Tamam bunu yaparız. Bunu yaparız. Yani Paris'i çözemezsek Hamburg bizde. Tamam. Güzel. Yani bir Türkiye atmosferi yaratalım. Atan sen ben Ulaş. Fatih Demireli. Felix Magath vardı Fatih Demireli'nin yakınında oturuyordu benim hatırladığım kadarıyla. Top Molliler'in oğlu. Olabilir şimdi öyle hayır. Fatih Hamburg'da mı yaşıyordu? Fatih Münih'te yaşıyordu da orada şey sonuçta Çete. Galatasaraylı futbolcular falan da takımda olduğu için Fatih'in her yer evi gibi olacaktır diye düşünüyorum. Ya geçen mesela bir sohbette bunu anlatamam özür dilerim vazgeçtim. İşte pardon, bana sansürcü dersin. Öyle yılın ilk programında rezil olursun. Birinin özel anlattığı bir şeyi burada hı-hı izinsiz taşımak olmaz diye. Evet gruba hep yazıyor Atan özel şeyler. Sonra diyor ki bu anlatılmazmış.
Yok yani yayında kullanılmazmış. O yüzden kalıyor böyle. Ama çok güzel hedeflermiş. Kıskandım vallahi. Bu da çok güzel hedef. Biletini alman da çok güzel şimdiden. Garanti bilet mi bu arada? Ön bilet falan değil mi? Çekiliş falan değil. Yok canım. Normal, vardı, normal bilet aldım. Bana çıkmadı. Oradan aynen, biliyorsun. Aynen. Sen katıldın. Sen bütün kurallarda varsın ya, zaten burada. İkinci maç mıydı Çek Cumhuriyeti bizim? İlk maç mı? İlk maç değil. Tamam, Portekiz 2 galiba. Biz de oradayız, sen oradayız. Rahat ol. Oradayız biz de. Maç günlüğümüzü yazacağız oradan. Allah. Zaten dünyanın en kolay yazısı, ben hep söylerim. Bisiklet yarışlarında falan da yani yazı kendi kendini yazıyor. Yani yürüyorsun, o senin kafanda yazıyor aynen, zaten. Aynen. Futbolu falan yazmana gerek yok. Sizin Steamter gibi yani. O yüzden ben bu şeye varım yani. Zaten çok yazmak zorunda kalırsan da sağda yazılacak bir şey olmadı de. Duayen oldu. Bitti. Dünkü işte geçenki, dünkü demeyeyim işte programı çekin. Galatasaray Fenerbahçe'deki maçtan sonra da oluyor ya böyle. Şimdi ne yazayım ki bu maçtan sonra? Yani ne diyebilirim? Sanki yıllarca inanılmaz şeyler oldu yazdın da bu sefer. Şimdi hepiniz benden 50 kat daha bu derbileri falan izliyorsunuz. Geçen Sencer'e şey dedim. Hatta bu çekimde, ilk çekimde. Türkiye Kupası 2000-2001'deki 4-4'ten sonra derbi oynanmamalıydı dedim. Daha heyecanlı bir derbi oynandı mı ondan sonra? Heyecanlı oynandı bu arada. Heyecanlı hani yani. Maç içi heyecan. Benim, maçı önlemiyorum. Benim hayatımda yaşadığım en büyük gerginlik süper finalin son maçında Volkan Demirel'in kornerde ileri çıkışı. Ama sahada öyle bir oyun var mıydı? Oyun yoktu. Oyun maç diyor. Heyecanı. Hayır, maç heyecanı var. Maç öyle bir şey oyun olmadı. Maç heyecanı taraf. Var. 4-4'lük maç muhtemelen tüm Türkiye tarihinin en üst düzey 3-4 maçından biridir. Muhteşem bir maçtı o. Ama, bir de açık kanalda da izlemiştik şans eseri. Evet. Türkiye ama şey böyle dünkü gibi bir sürü maç oynanıyor. Öncesi ama, gerim gerim gerildi. Yine evet, bir şey olmadı. Evet. Zaten gerilimin neyse derbiye girmeyelim ya. Buğra güzel bir soru sormuştu. Evet, Buğra nasıl geçti? 2024 nasıl geçti? Nasıl hatırlayacaksın? 2023 özür dilerim. 24 her geçmiş. Her seneki gibi. Senenin başında çok güzel geçer herhalde diye düşünüp senenin sonunda bit artık 2023 denilen bir yıl oldu herkes için, insanlık için ama... İnsanlar sana oy verdi, ödülünü aldın. Bu da mı? Yazık. Yok ya, benim için bu sene daha güzel bir şey, başka bir şeydi bence. Yani kendim için en unutamayacağım şey bir röportaj oldu işte, bu Nobel ödüllü Ani Erno'yla yaptığım şeyi hiç unutmayacağım. Çünkü zaten ilk kez hani o tip bir şey yapmış oldum. Yani yazarlarla, yönetmenlerle çok konuştuk da onunla bile bisiklet konuşmak biraz daha böyle işte Fransız bisikleti konuşmak, edebiyat konuşmak falan çok farklı bir histi yani. Abi. Biraz tüylerim diken diken oldu yani. O yüzden benim için 2023'ün olayı odur. Bir de bir tane işte yıllar önce çevirdiğimiz bir David Foster'ın kitabı da çıktı. Yani aslında benim için kitaplara dair bir yıl olmuş oldu. Onun dışında da benim için 2023 nasıl geçti derseniz Sokrates FC ile geçti. Atağının programı başında dediğin gibi. Tabii ki en talihsiz hadise hepimiz için derginin kapanması oldu. Sayının çıkmamasıydı. 2022 almanak sayımızı hazırlamıştık. Çıkmadı ama. Yani. Kapağa da Messi'yi koyduk. İçinde yazılar var ama çıkaramadık. Kendimize bak. Atağının dediği gibi. Ben hatırlamıyorum, unutuyorum. Ne yapayım ya? Çıkmıştır. Yani sen Messi'nin bu sene dergi kapanmasının geçen sene olduğunu düşünüyordun. Tam tersi olmasa rağmen. Hayır, öyle değil. O kadar detaya boğulmayalım. Biraz. Ama bunlar yani. İnsan zihninde evet. Karışıyor bunlar. Hatta İlhan sana... Hayır, pardon. Lütfen. Buyurun. Sen cevabını bu yılı nasıl hatırlıyorsun? Ben derginin kapanması 2023 herhalde. Aklıma öyle geliyor. Yani. Ben yurt dışına ve taşınmam tabii. Ben onu hatırlıyorum diyecektim. Tabii ki. Özge'nin mahallesinden aynen. Çıkmasıyla. Taşınmam. Hala alışamadım. İstanbul'dan ayrılman seni çok. Ayrılmam aynen. Sana. Anadolu yakası denen yere geçmem. İstanbul'dan ama sen satanlardan kesinlikle. Da olmadın baba. Çünkü he? Mesela dergimizde de var. Derginin ilk toplantılarında bazıları diyorlardı ki Anadolu yakasına geçilir mi? Ben o zaman tabii, Anadolu tabii, yakasına. Tabii tabii evet. Sonra Anadolu uzun boylu evet uzun boylu. Şimdi esmer, sen geçmene rağmen kesinlikle, satmadın Avrupa yakanı. Sen yakanda kalmaya karar verdin. Yeşilköy'le Beyoğlu arası hala benim için İstanbul. Zaten hafta sonları falan hep oralarda. Peki bir şansın olsa İstanbul'da sıfırdan oturacağın yer orası mı? Sıfırdan dedim yani Özlem'i korkutan tehlike yok, öyle bir evet, şey yok. Evet, deprem olayı deprem. Yok. Net canım net. Yeşilköy. Belki adalar olabilir. Zaten 3 yeri seviyorum yani. Suriçi, adalar, Yeşilköy. Aynen. 3'ü de en tehlikesi tane... gene bizim mahalle yani. Adalar ve şeyde Yeşilköy'ün yanında. Senin için taşınmak o yüzden. Tabii tabii. Yani ondan da mesleki olarak da dergi evet hepimizin hayatında önemli bir yeri vardı. Onun bir böyle boşluğa düşürdü birkaç ay. O tempo. O... 24-25'i gibi atanla sabahlamamak. Alp Tuğ'yla mesai yapmamak. Benim evet. En büyük eğlencelerimden biriydi Alp Tuğ'yla. Neyse ki
hep de hala tasarım yapıyorsun ki Alptül'le o diyaloğunu tutturuyorsun. Öyle ama diyalog... siyasete atıldı. Tabii. Evet. O siyasete artık o başka bir kariyer seçti. Hani o Türk siyaseti içinde olduğu için zaman ayıramıyorsun. Bir aslında. De şimdi App'in kapağını hala Alptül ve Semih yapıyor ama yani içerideki fotoğrafları falan biz admin panelinden koyuyorsun, geliyorsun. Evet. Öbüründe bir sayfayı yapmak birkaç saat sürüyordu. Ve tamamen analizler, yorumlar, psikoloji, sosyoloji, her şey acayip deneyimler. Alptül bana sabah bir mesaj atmış. 2023'ün benim için son günlerindeki en güzel mesaj da oldu. Filip emekli oldu mu diye bir mesaj attı bana. Julian Alaphilippe o Filip diyordu. Bisiklete dair bir düşünce gelmiş aklına. Yani bir hatırlayısı gelmiş bisikleti ve bana Filip'i sordu sabah. Yani birçok anımız var dergiyle ilgili güzel. Benim en sevdiğim şey Alptül'e sayfa yapmak. Ama baba sen başlangıçta da buradaydın. Sen aslında insanlara bir şey gösteriyorsun burada. Şimdi duygusal mesaj vermek gibi olmayacağım ama şimdi senin en iyi anını sorduğumda arkadaşlarımla maça gitmek. Senin en kötü anını sorduğumda da arkadaşlarımla sabahlayamamak. Beraber bir üretimin parçası olamamak. Şimdi bu bizi duygulandırır biraz. Estağfurullah. Ama haklısın yani bu işlerin temeli biraz bu. Tabii ki. Yani neticede yaptığımız işin de temeli biraz bu yani. O yüzden haklısın burada. Duygulandırdı beni babanın bu denilmiş. Yani mesela Atan'ın şeyini özlemiyorum. Duygu değişimlerini özlemiyorum. Tasıyı yaparken. Bir anda sinirlenip bir anda yükselmesi. Ondan... Veya bir plan yaptıysa, kağıt verdiysek tepkisi. Orada kağıt verildi diye tepki değil. Bir ay süre olan bir yazının son günü evet, Atan... ve o özensizlikle karşıma çıkmasına Atan her zaman özene önem verir. Ama Atan'la şeyi de özledim. Basketbol yazısı verdiğimde. Ya yine mi NBA yazdım? Hani yazılacak ne var ki bu sporda diye düşünmesin. NBA yani hani başka bir şey. Ki mesela yapmaya devam etsek Atan şu an bir Alperen kapağı yapacaktık belki atıyorum mesela. Ya da işte birkaç kere yapacaktık falan. Sen yine bir sürü NBA yazısı okuyacaktın aslında. Yine mi NBA? Ne yapalım işimiz oradan hayatımızı sürdürüyorduk. Okurduk ne yapalım. Peki şu yönden hak verdin mi teknik olarak? Mesela ben bisikleti hiç izleyemiyorum. Yani öyle bir şeyim yok. Basketbolu yıllarca izledim, oynadım. Lisansta da oynadım. Bisikleti yazarken ama bisikleti zaten... yazmak... Tabii canım. Okunabilirlik ve edebi değer açısından daha keyifli. Abi basketbolda şey yani. Sürekli ondalık sayılar var yazılarda. Aynen. Sürekli istatistik ama var. Ama futbolda bence farksız. Futbol da iyi değil futbolda bence. Futbolda artık öyle oldu zaten. Ben hani sıkılıyorum. Hem izlediğim futbol programı hani naçizane yok. Yani şey... Ben yazısındayım. Hani programı o ayrı. Dediğim programlar zaten artık şey gibi yapılıyor tamamen kavga etmek için. Ama mesela bence birçok sporda o sorun var. Mesela atletizm yazmak çok zor bence. Tenis yazmak çok zor. Bunlarda iyi bir yazı çıkarmak çok zor. Futbol, basketbol çok zor. Bisikletin böyle bir şeyi var. Evet. Kendi kendine yazıyor zaten çok bisiklet yazıyı. Çok güzel hikayeler var. Kısa film tadında yazılar okuyorduk. Çok mutlaka bir de abi, hoşuma gidiyordu. Yazandan da tabii mütevellittir. Onu da dipnot bir şey. Çünkü hakikaten hiç takip etmediğimiz bir spordan. Yazarken ama şöyle abi. Bence bisiklette güzel olan şey şu. Yani mesela çizili bir alanda yapmıyorsun ya bunu. Bir sürü doğa koşuyor işin içine giriyor. Bir sürü toplumsal şey var. Her etap zaten 200 kilometre sürüyor. Elbet bir şey oluyor zaten. Bir de bence onun kendi kültüründe şu var. Daha önce bunu konuştuk da. O sporun yapan bütün bireylerin hikayelerini evet sporun abi. Doğuşundan itibaren yani kazanmasına evet. Gerek yok. Daha sanki özgür ruhlar, daha orijinal insanlar. Basketbol doğası gereği hem bu kadar büyük bir sektör oluşundan ekonomik olarak ve hani kültürel olarak futbol gibi, basketbol gibi sporlar tek tipleştiriyor onu yapanlar. Bir de abi aynı insanların etrafında dönüyor. Şimdi sen bir NBA yazısı yazacaksan 10 tane figür var zaten. Şimdi ben mesela 20. kez LeBron yazacağım bu hafta muhtemelen. Hayattan şikayetçi değilim bu arada. Sevdiğim için yazıyorum da. Mesela şeyi düşün abi. Pep Guardiola yani 2023 Aralık ayında, 2024 Ocak ayında Pep Guardiola ne yazılabilir ki yani? Yani mesela ne gelişme olmuş olabilir Pep Guardiola'da? Ne öğrenebilirsin? Busquets'i yazman lazım. İşte Busquets'i. Rodri. Rodri olmaz abi. Gizli kahramanlı yazacaksın. Ya bunlar çok zor baba. Yani şey gibi bir figürde değil ya mesela atıyorum bir önceki bölümde konuştuğumuz için söylüyorum. Mesela Van Hals sıra dışı bir şeyler yapıyordu. Mesela Mourinho'nun antikalıkları bile bir noktadan sonra kendini tekrar etmeye başlıyor. Çok zor sporlar bunları yazmak için. Yani mesela Messi övgüsü. Sen mesela Messi senin için gelmiş geçmiş. Sana en keyif veren sporcu. Abi ben ne diyordum? Bana Messi ile mi röportaj yaparsın? X biriyle mi diye. Hani X'i şu an unuttum kimi örnek verdiğimi. X ile yapmayı tercih ederim diyordum. Hatırlıyor musun? 5 sene önce de mesela diyordum. Mesela Erkan Messi'ye abi. Messi'ye ne söyleyebilirim ki abi? Ne hani ne söyletebilirim bugüne kadar söylemediği? Ya sıfır yani. Söyletebilirsin de belki o izin almayabilir yani. Sonra, evet aynen öyle. Ya geçen mesela şey oldu. Bir tane futbolcuyla, hatta bunu söylememde sakınca yok bence. Kerem Demirbay'la sohbet ediyorduk bir konu üzerine. Kerem bir şey anlattı hayatına dair. Sonra dedim ki bir gün burada hani mesleki kimliğimle spor basını adına gelip sana röportaj yapıyor olursam senden izin alacağım. Hikayeyi buradan kurgulayacağım. Olur mu diye. Yani bazen arada böyle şeylerden güzel hikaye çıkıyor.
Bence. Ama hiç de durmayan bir zihin de. Bari orada mesleği bir kenara bırak değil mi? Ama ben de şey diyeceksin sandım ki o da çok oluyor. Mesela İlhan Özge'nin bu hafta bir şeyi vardı işte bizim. Hep de böyle derbi tarihini eski röportajlardan derlediği bir şey var. İşte 1950'den, 60'tan, 70'ten, 80'den, 90'dan hikayeler var. Şimdi 2000'lerden de hikayeler var. 2010'lardan da hikayeler var da. Şimdi bir futbol sektör olarak artık zaten iyi yazılması çok zor bir şey diyoruz basketbol. Bir de zaten iyi yazacağın bir konu bulduğunda da o konuya dair izin alman gerekiyor ya o figürlerden. İzin, o zaten apayrı bir şey. Sadece figürden de değil. Ajansından, osundan, busundan, takımından. İzin alıyorsun sonra bir ton revize. Evet. Yani biz önden. Bunu kaç kere yaşadık yani bir figür artık kapağı çıkarıyorsun mesela o figüre dair insanlara bir şey anlatmak istiyorsun. Ve hani insanlara farklı bilgi vereceksin ki o figürün sağ dışındaki bir özelliğini de görsünler ve özdeşleşebilsinler. Ama abi o figür en orijinal özellikleri zaten törpüleniyor. Ya ben şunu hatırlıyorum ya. Hadi oyuncu bir futbolcu şey demiş. Ben NBA izlemeyi çok seviyorum. Golden State Warriors ve Stephen Curry benim favorim. Menajerinden şöyle bir revize geldi. Ya Golden State ve Curry'yi koymasak olur mu? Hani taraflılık karşımıza almayalım. Evet şey oldu o. Yani şey yazsak mı diyor. NBA'yi çok seviyorum. Lan bu açıklama ne? Ne değil? Bunlar bu arada kraldan çok kralcıların işleri. Evet ama yani ne değil? Cengiz röportajında vardı ya bizim işte. Totti'nin ona attığı mesajı anlatıyordu. Orayı marka attırmışlar hatırlıyorsun. Evet yani bunlar sizden burada futbolu... da YouTube'da da bir program çekilmişti. Hatırlarsınız. Onu kes, bunu kes, şunu kes, bunu kes. Sonra adam gelip tekrardan program çekti. Hatırlıyor musunuz? Öyle oluyor abi. Artık modern sporun böyle bir problemi var. Mesela Guardian da bunu yaşıyor, ESPN de bunu yaşıyor. Mesela yazıyorlar röportajın altında tamam mı? Bu röportajı X'in vasıtasıyla gittik falan diye. Abi o röportajı yani Guardian'da okurken bile şeyi fark ediyorsun yani. Bu bir farklı bir proje. Çerçeveye bir sıkışmış. Farklı bir halkla ilişkiler kampanyasının ürünü. Şey ben buradan bir şey almayacağım. Şimdi o yüzden bisikletin en büyük şansı bence hata fakir olması. Zaten kimse doğru düzgün para kazanamadığı için L'Ekip gazetecisi röportaj yaptığı yazardan daha fazla para kazanıyor zaten. O yüzden de L'Ekip gazetecisi orada çok rahat bir şekilde onu yazabiliyor yani. Sen de o yüzden bir futbolcu eder. Beckham bile olsa bir şey yazabildiğinde Beckham'da bir iş yapanlar bile Beckham'dan ancak onun iznini alabildiğinde Beckham ancak onun prodüktörü olabildiğinde ona dair bir şey alabiliyorlar. Öyle bir sorun var yani. Onun için ben futbol tarihi yazmaktan çok mutluyum. Çünkü yani otobiyografileri bile manyakça anılarla dolu ama adamları yazıyoruz. Hayrettin Demirbaş'ta yapamadık işte. Kırgın o adam. O da kırgınmış. Öyle mi? Kırgınmış. Hmm. Atakan'ım dedi defalarca. Atakan'ım. Acaba Atakan... İşte ben de öyle anladım. Ben de onu sordum. Ondan emin olamadım. Atakan kurt dedi. Olarak mı düşündü? Belki de. Ya dedi konuşsam da dedi faydası yok. Doğruları söylesem zaten birileri alınıyor. Söylemesem o zaman ben rahat edemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Küstürdüler beni Atakan'ım dedi. Sonra birkaç kere daha Atakan'ım dedi. Hocam Sergen mi Hacı mı deseydin? peki Fatih Hocam'a ne dedi? Öyle. Evet. Çok güzel olurdu Hayrettin'de öyle bir röportaj. Belki yapar tekrar. Belki yaparsa arayacakmış beni. Belki senin İlk 2024'te mi? Türkiye Offroad şampiyonu olduğunu gördükten sonra fikri değişir. Atakan Altınordu'nun. Ben de 2023'ümün nasıl geçtiğini söylemek istiyorum. O zaman da bitirelim. Bana sorulmadı ama. Rahatız burada. İsteyen istediğiyle konuşuyor. Bunu çünkü son zamanlarda ben 2023'üm nasıl geçti diye değil de hayat nasıl gidiyor diye düşünüyorum. Beni biliyorsunuz. Çok muhtemelen hayatınızda en çok böyle geçmişi düşünen, özleyen insanlardan biriyimdir. Evet. Geçmişte yaşıyorum. Ama buna rağmen böyle son zamanlarda, son birkaç ayda özellikle yani şunun ayırdına vardım. Hayatım böyle özellikle güzel gidiyor falan değil. Öyle bir şey yok. Hatta bir sürü sıkıntıyla falan da uğraşıyorum. Yıpratıcı bir hayatım olduğunu da düşünüyorum. Ama mesela geçen mesela arabada gidiyorduk. Dedim ki ya böyle hep böyle geçmişi konuşuyoruz, özlüyoruz, eski şeyleri dinliyoruz, eski şeyleri izliyoruz, eski şeylerden söz etmeyi seviyoruz. Ama böyle 70 yaşıma geldiğimde ki gelmem %90. Bana sor... Bu varsayıma bayılıyorum. 28 de geçti ama. Sürekli geliyor. Bana sorsalar hayatının en çok hangi dönemini özledin, en güzel yılların hangisiydi diye. Bu zamanlarımı da söyleyebilirim. Birçok açıdan hani evet. Güzel o yılların da şeyi var. Hep güzel şeyler akılda kalıyor. O zaman bir sürü şey için mesela özlediğimiz çocuklukta izin almamız gerekiyordu. İzin alamıyorduk veya başka bin tane engel çıkıyordu önümüze. O yüzden işte dünyanın en klişe şeyi ama yaşadığımız zamanın da kıymetini bilmek lazım. Öyle 2023'ün kıymetini biliyorum ya. Güzel bir yıl diyebilirim her şeye rağmen. Beni çok umutsuzluğa sevk eden kişisel veya ülke çapında pek çok hadiseye şahit olduğum bir yıldı. Yaşadık.
365 gün daha geçti hayatım. Umut aşıladı yine ya işte. Verdi. İlan'ın taşınması onu diyecektim. Ben hatırlayacaksam 2003'ü Atan'ın da kedilerle yaşamıyla hatırlayacağım. Evet. Ve yeni onun dostu için... bana geçen dedi ki senin sarıyla kurduğun ilişkiyi anlamaya başladım. Bak. Yeni bir evladı var. Evet. Ama çok güzel bitirdin ya. Çok güzel bir mesaj vermiş oldun. Yaşadık ve 2023'ün kıymetini bileceğim. İnşallah 2024'ün sonunda da burada oluruz. Biraz şeylere benzedi. İnfluencerlar öyle yapıyor. Mesela senenin sonunda bir senenin muhasebesi. Bu sene hatalarımdan da ders almayı öğrendim. Bu yaşım bana bedenimle barışmayı öğretti. Öyle mi durdun? Yo, çok güzel söyledin ama sen. Vallahi. Çok tatlı söyledin. Ve çok hoşuma gitti. Ortaokulda okunması gereken bir kitabı önererek bitiriyorlar. Bunu öneririm. Harika bir kitap. Sayım abiyle de bahsedin. Sayım abi bana liselere giriş sınavı öncesi işte onların iş yerinde fabrikada şey çalıştırıyordu. Matematik ve fizik çalıştırıyordu. O çok iyi. Fizik. Evet, fizik de çünkü o zaman vardı. Ama şu anda şeylerin... da var. Hayır. TM seçtikten sonra lisede, üniversite şeyinde olmuyor ya. Ama bunların arasına sürekli bana okuma listesi. İşte şey, dinle küçük adam. Lenin'den ne yapmalıyı okuyacaksın? İşte bilmem ne. Ha, küçük adam diye sana diyor. Ben öyle bir... Hayır. Kitabın adı dinle tamam, küçük pardon, adam. Pardon, özür. İşte şunu okuyacağım, bunu okuyacağım. Bir dahaki haftaya onu okumadan gelirsen dersi vermem diyordu. Çok iyiymiş ya. Böyle bir pedagoji. Buradan sayın. Onu bir yere bağlamıyor muyum? Ben bağlamasına bittim. Yok. Çok iyi bağlamaydı o. Ama 2023'ü ve 2024'ü çok güzel açmış olduk. 2024'ün de kıymetinin bileceğini mesajını verdi hata burada. 2024'de yaşarken. Bence de geçmiş çok güzeldi hata. Bugünlerin de güzel. 65 gibi de bunları konuşuyor olur Sokrates hepsinde. 65'i görmem imkansız. Görürüz. Hep beraber göreceğiz 65'i. Sen bizden inşallah daha fena görebilirsin orada. İmkansız ama inşallah. Baba Bülent Uygun'un öyle bir neyse cenaze sedeti vardı. Hatan gelir öyle. Ünlü rockstarlar öyle oluyor ya. İnşallah. Oradan bitti diyorsun 80'de. Hepimizden diş. Spor aleminin Kitriş. Hala sigarası. Üçünüzün de cenazesine gelmek isterim. Bekleriz. Öyle isterim. Hepimizin cenazesinde bir anı anlatacaksan üçümüzü, ben kabulüm. Üçümüzü gömecek adam orada oturuyor. Yok, hiç bilmiyorum. Hep öyle derler. En erken inan gider. En son ikimiz gideriz. Yorumlara bekliyoruz. İlk kim? Bu yaşam tarzıyla ikimiz. Ama yani valla şey olursa. Ben gene normalim birkaç senedir. Gelirim gözyaşı dökerim. Bir de bu kadar dikkatli hayat sorusu. Zahmet. Gelirim gözyaşı dökerim. Bu dikkatli hayat sorusu üzülürüm baba ben de ya. Ne doğru düzgün bir sigara var ne içki var. Çok. Uykun. NBA'ye kadar muazzamdı. Evet, beni ama NBA yorumculuğu... İnanı ondan sonra bitirdi. Arayamazdık, uyuyor sağlık, olurdu ya. Sağlık ortamı beni bitirdi. Burak Balaban, İlan Özgen ve Atan Altın orada. 2023'te sizinle birlikte olmak çok güzeldi. 2024'te de sizinle birlikte olacak olmak çok güzel. Hamburg'da ve Paris'te dileriz görüşürüz. Umuyoruz. İlan Baba'ya da bahaneyi bulduk. Özlem bu programı izlemiyorsa mesleki sebeplerden ötürü Olimpiyat'ta ve Euro'da sizlerle görevli birlikte olacağız zaten. Evet, seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz Sokrates FC'de. Hem Sokrates Club'da hem de Sokrates Podcast'te bizimle oldukları için efendim. Programlarımızı hem stüdyoda hem Club'da izlemeyi unutmayın. Rival abone olmayı unutmayın. Sokrates FC yorumlara girip Atan abi çok iyisin bu hafta. Sayım abi anısı çok güzeldi demeyi unutmayın. Çünkü Sayım abi anısı cidden çok iyiydi. Yeni bölümlerde de görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi seneler.